Merhaba değerli izleyiciler. Edebiyat Defteri adlı programımızın ikinci yayınında sizlerle birlikteyiz. Geçen programımızda Aksaray Anadolu Mektebi öğrencileri ile Anadolu Mektebi yazar okumaları üzerine konuşmuştuk. Bugün yine Aksaray Anadolu Mektebi öğrencileri ile okumak insana ne kazandırır konusunu işleyeceğiz. Şu son zamanlarda okuma grupları ve okuma faaliyetleri gibi toplu gerçekleşen programları çok duysak da aslında okumak kişisel bir eylemdir. Bu bakımdan konuklarımızın da her ne kadar ortak yönler barındırsalar da farklı okuma serüvenlerinden bahsedeceklerini düşünüyorum. İster bir emir olarak algılayalım, ister bir eylem. Okumak insanı yeniden inşa eden bir faaliyettir. Tabii burada ne tür okumalar yaptığımız da çok önemlidir. Düşünce dünyamıza derinlik katan, ilim ufkumuzu açan her faaliyet bizi ve yaptıklarımızı etkiler. Belki bu etki hemen ortaya çıkmayabilir yahut bu etkiyi kendimiz gözlemleyemeyiz. Ama yapılan her okumanın bizi tamamlayıcı veya eksiltici yönleri vardır. Okumak bizi tamamlar çünkü içimizdeki o arayışa çare olur, yol gösterir. Okumak bizi bazen de eksik bırakabilir. Çünkü öğrendikçe aslında ne çok şey bilmediğimiz gerçeğini bize sunar. Bu eylemi kalıcı ve kıymetli kılan şey sürekli olmasıdır. Ancak böylece bizi sorgulamaya, düşünmeye, muhakeme ederek doğruları belirlemeye yarayan bu faaliyet bir anlam kazanır. Bu açıdan düşünürsek, sizlerin hayatınızda bir eylem olarak okumanın yeri nedir? Okumak benim için sadece bir eylem değil, hayatımın bir parçası. Şöyle söyleyeyim, okumada diğer birçok aktivitede alamayacağım bir tat var. Ve o tadı aldıktan sonra o bizim için haftanın veya günün belli saatlerinde yaptığımız rutin bir faaliyet olmaktan çıkıyor. Ya da zorunluluktan yaptığımız bir şey olmuyor kesinlikle. Hayatımızın bir parçası oluyor ve onsuz yapamaz hale geliyoruz. Fırsat bulduğumuz ilk anda hemen kitaplara koşup sarılıyoruz. Bu yüzden eylem değil o benim için. Söylediklerinizden de yola çıkarak okumak tek başına her zaman yeterli olmuyor. Okumak kadar ne için okuduğumuz da çok mühim. Eğer bir romanı okumaktaki amacımız olay örgüsünden ibaret ise aslında o romanı gerçekten okumuş sayılmıyoruz. Sadece incelemiş sayılabiliriz. Gerçek bir okuma olayı oluşturan nedenlerin ve karakterin iç dünyasına inebilmeyi, içinde barındırdığı gözlem ve detayları algılayabilmeyi ama en çok da kendimizce bir çıkarımda bulunabilmeyi gerektirir. Buna okumayı yaşama dönüştürmek diyebiliriz. Bu bağlamda okumanın size kattığı değerleri ve okumanın hayatınızda neleri değiştirdiğini öğrenelim. Ben okumak hayatıma şunları kattı, şöyle değişikliklere yol açtı gibi cümleleri aslında biraz eksik buluyorum. Çünkü okumak bize sadece bir şey katmakla kalmıyor, bize yepyeni bir dünya armağan ediyor. Bunu şöyle ifade edeyim, ben her gün Şeyma olarak başlamıyorum güne. Her gün okuduğum yeni bir kitap karakteriyle yeniden doğuyorum diyebilirim. Mesela yani günlük yürüdüğüm sokaklar benim için asla bir öncekiyle aynı olmuyor. Merdivenlerden inerken bir bakıyorum ki bir mermer ustasıyım. Sonra mimar olarak inceliyorum bazen binaları. Bazen tonton bir amcanın gözünden bir çocuğa bakarken yakalıyorum kendimi. Bazen de bir çocuk gibi kediyi severken yakalıyorum. Bu bağlamda kitap okumak benim için bir değişiklik değil. Yani iddialı bir cümle olacak ama kitap okuyan insanlar bu cümlemi anlayacaktır. Kitap okumak benim için bir devrim. Şimdi uzaktan bakılınca bana bunca güzelliği sunan şey sadece bir okuma faaliyeti. Ama bu faaliyet öyle bir faaliyet ki bana içinde bulunduğum dünyadan apayrı bir diyar sunuyor. Ve orada geri geldiğinde ailemi, geri geldiğinde arkadaşımı, dostumu ve bazen de yalnızlığımı bulabiliyorum. Her an, her zaman ihtiyaçlarıma karşılık bulabildiğim tek yer kitap diyebilirim benim için. Benim için kitap okumak, gidemediğim yerlere gitmek, uzak ülkelerdeki insanları tanımak, onların hayatını anlamak, yaşamlarının içine bakmamı sağladı. Hiç yaşamadığım bir acıyı, insanın nasıl yaşadığını, duygularını, hislerini anlamak ya da hiç tatmadığım bir mutluluğun insana neler hissettirdiğini, hayatını nasıl değiştirdiğini hissetmek. Bizim gibi düşünmeyen, bakış açıları çok farklı, insanların hayata dair neler düşündüğünü bilebilmemi, birçok değişik farklı fikri öğrenmemi, geçmişimizi öğrenmemizi
tarihimizi öğrenmek, nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek, atalarımızın nasıl yaşadığını, bize neler bıraktığını, bizim bunlara sahip çıkıp çıkamadığımızı öğrenmektir kitap okumak. Bazen sadece kendi hissettiğim, korktuğum, üzüldüğüm ya da mutlu olduğumu sandığım şeyleri başkalarının da aynı şekilde hissettiğini bilmek. Hiç göremeyeceğim, belki hayal bile edemeyeceğim soyut kavramların değişik bakış açılarıyla bana gösterilmesidir. Hayattan uzaklaşıp bilinmeyene yolculuk edebilmemi, dışarıdan baktığımızda çok sıradan görünen bir kişinin zengin, sanatsal, müthiş ya da incinmiş, kırılmış, nefret dolu, sınır problemi olan saldırgan iç dünyasını keşfedebilmektir kitap okumak. Hayata sadece bizim yaşadığımız yer, bizim bildiğimiz şeyler, sadece bizim yiyip içtiğimiz yiyecekler, bizim gördüğümüz hayvanlar, bitkiler ve eşyalar olmadığını keşfetmektir. Bazen çözemediğimiz olayların nasıl çözümleneceğini görmek, hayatımızla ilgili kararların esnasında ne kadar doğru ya da yanlış verildiğini algılayabilmektir. İç dünyamı keşfedebilmemi sağlamıştır kitap okumak. Kitap okumak konuşurken söyleyecek sözünün olmasıdır. Tartışma da boş değil, bilerek konuşmaktır. Tartışmaları her yönüyle anlayabilmektir. Sosyal hayatta bir konu açıldığında o konuyla ilgili olumlu olumsuz ögeleri bilip tartışmayı doğru yönlendirebilmektir. Her zaman ileriye gitmektir kitap okumak. Olduğun yerde durmamak, gerilememektir. Sosyal hayat, teknoloji, bilim, sanat, tıp gelişir ve değişirken onunla aynı çizgide kalabilmektir. Teşekkürler. Kafka, bir kitap içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır der. İşte okumanın bu yönü de vardır. Siz ne tür fikir dünyasına sahip olursanız olun, inanç, kültürel ve etnik yapı fark etmeksizin, içinizde kalıplaştırdığınız yargıları tekrar tekrar önünüze koyar. Artık size yeterli gelmeyen, donmuş değerleri parçalayarak hayatta belirlediğiniz ufuk için bir yol tayin eder. Bu, net ve kesin sonuçlar elde edeceğimiz anlamına da gelmez. Okumak, aynı zamanda içimizdeki çelişkileri de arttırabilir. Sizler, okumanın somut bir yararını kendiniz üzerinde gözlemlediniz mi? Aslında 16-17 yaşındaki bir genç olarak bu cevaplaması çok zor bir soru benim için. İlerleyen yaşlarda daha belirgin örnekler verebilirim ama şu an için soruyu cevaplamam gerekirse, okumak bana bakmakla görmek arasındaki farkı öğretti. Yaşındaki ve birikimlerimdeki bazı eksikliklerden dolayı tam manasıyla görebiliyorum diyemem ama görmek için çaba sarf ettiğimi söyleyebilirim. Ve yine az önce söylediğim gibi yaşındaki ve birikimlerimdeki eksiklikten dolayı çoğu zaman akıl danışma ihtiyacı hissediyorum büyüklerime ve benden daha çok yaşanmışlıkları olan insanlara. Bazen danışacak insan bulamıyorum, bazen de danıştığımda istediğim cevapları alamıyorum. O zaman kitap karakterlerine akıl danışabiliyorum. Mesela bir olay hakkında Tahir Sanbey olsaydı ne derdi, Söyle olsaydı ne yapardı gibi onlara sorular yönelterek kendi içimde cevap bulabiliyorum ve genel olarak bu beni doğru yöne yönlendiriyor. Belirttiği fikirler ve düşünceleri Şeyma arkadaşımıza katılıyorum. Buna istinaden birkaç fikir de ben eklemek istiyorum. Okumanın yararını anlatsam, hani ne kadar çok anlatsak, yazsak bitiremeyiz. Ama kendim de ilk başta okumak için, yani okumanın yararı olarak gördüğüm şey, bir sıkıntı veya bir olay tezahür ettiğinde doğru yahut yanlışı muhakeme ederek nasıl seçeceğimizi bilmemizi sağlıyor kitap okumak. Bunu şu noktada sağlıyor. İnsan kitap okudukça farklı kaynaklara, farklı zihinlere hitap eder. Onların hayat yapısını, görüşlerini, fikirlerini ele alır. Bu sayede doğru ve yanlış zannettiğimiz şeyleri bazıları için daha fazla yanlış veya eksik gördüğümüz noktaları görmemizi sağlıyor kitap okumak. Peki Şeyma Hanım, okumak çevreye, insanlara ve doğaya bakışınızı değiştirdi mi? Okumak zaten ufkumuzu açan bir eylem. Şöyle söyleyeyim, bizim okuduğumuz yazarlar hem hayatlarında hem de düşünce dünyalarında çok ciddi bir birikime sahipler. Ve yazdıkları eserlerle bu birikimleri bize aktarıyorlar. Biz onların deneyim ve tecrübelerinden faydalanarak onlar gibi hayata bakmak için uğraşıyoruz. Çoğu zaman şöyle söyleyeyim, zaten doğayı, çevreyi, insanı görmek
zarafet ister ve biz bunu bu dünyaya gelebilecek en zarif insanlardan öğreniyoruz. Yani zaten böyle bir durumda gelişmemiz kaçınılmaz. Genel olarak okumanın iyi ve olumlu yönlerinden bahsediliyor. Peki okumanın bu denli önemsendiği ülkemizde bir okuyan olarak okumanın zor tarafları var mı? Şimdi diğer insanların bizi küçümser bakışlarını anlatmaktan çok yoruldum. O yüzden sadece okurların anlayabileceği bir sıkıntıyı dile getirmek istiyorum. Efendim, kitap okumak işi, kişi kendini fazla kaptırdığında bağımlılık yaratacak bir eylemdir. Okuyucu önce sosyal hayattan kopar, zamanla gündüzüne gecesine girer, uyku düzenini alt üst eder, yemeden içmeden keser, tuvalete dahi kitapla girmeye başlar. Sanki vücudun bir parçasıymış gibi taşıdığı kitabın sonunda aradığını bulamazsa bunalıma girer. Hadi aradığını buldu diyelim. Bu sefer de kitap bitti diye bunalıma girer. Onu bu bunalımdan çıkaracak tek şeyin de başka bir kitap olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu bizi bir kısır döngüye sokmaktadır. Aslında ben okumanın sadece faydalarından bahsetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, bilinçsiz okumalarda bir fayda arayışına girilebilir. Çünkü o okumaların merkezinde genel olarak haz vardır. Yani az önce de söylediğim gibi yarına çıkarmayacak bilgilerdir onlar. Ama biz hızı, hazı, acıyı ve zevki iç içe barındıran bir okumayı, yani bilinçli okumayı hedefliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir insanın isteyerek bilinçli okuma kültürünü kendisine adamasına tedavisi olmayan, çok derin sancılar veren zorlu bir sürece kendi isteğiyle girmesine benzetebiliriz. Bu acı öyle bir acı ki her safhasında dayanılmaz bir acı ve inanılmaz bir zevki veriyor. Bunu hani bir örnekle de pekiştirmek istiyorum. Normal hayatta 17-18 yaşındaki bir birey henüz kendine dair sadece kendi iç dünyasında, düşünce dünyasında bir takım sorumlulukları almıştır. Yeme içme, barınma gibi birçok sorumluluğu henüz yoktur. Yaşının ilerlemesi ve sorumlulukların yüklenmesiyle önce kendi sorumluluğunu alır. Sonra yavaş yavaş ailesini ve belki mesleği dolayısıyla hitap ettiği kitleyi olmak üzere çok kısıtlı bir sorumluluk duygusu vardır. Kendi yakın çevresine geçmez. Ama ortaokul lise çağlarında bilinçli okuma kültürünü edinen bir çocuk kendine dair sorumluluklarını daha erken yaştayken ele alır. Daha gerçekçi bir şekilde ele alır. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş ailesini düşünmeye başlar. Ailesinin sorumluluklarını çok erken yaşlarda üstlenmek ister. Sonra yakın çevresi, sınıfı, okulu, hatta belki şehrinin sorumluluklarını ele alır. Biraz daha birikimlerinin artmasıyla ve deneyim ve tecrübelerinin de artışıyla beraber bu endişeleri yavaş yavaş şehri de açar, ülkeye, hatta dünyaya yayılır. Bilinçli okuma kültürü olan bir çocuk bir adım atarken sadece ben diye adım atmaz. Attığı her adımda insanlığın sorumluluğunu taşır üstünde ve yaptığı her hamlede insanlığa nasıl bir faydam olur ya da bu hamlemin nasıl bir etkisi olur gibi bir düşünceye girer bence. Ali İzzet Begoviç, okumanın özgürlüğe kanat açmak olduğunu ifade eder. Gerçekten siz de okurken kendinizi özgür hissediyor musunuz? Yani okumanın böyle bir yararı da var mı? İnsanoğlu doğduğu andan itibaren her şeyi öğrenmek ister. Bu öğrenme isteği onları okumaya yönlendirir. Çünkü okumak insana bilmediği şeyleri öğretir. İnsan bilgi sahibi olur, aydın olur, kalıplaşmış bilgilerle yetinmez ve daha fazla araştırmak ister. Kitap okumak insanı özgürleştirir. Çünkü insan okuduğu ile istediği hayalleri kurar, istediği yerlere gider ve hayal bile olsa istediği dünyada yaşar. Okumak yaşamak demek değildir. Belki. Ama yaşadığınızı hissetmenin en güzel yollarından biridir. Kendimizi kelimelerden oluşan bir okyanusta bulmamızı, canlanmamızı ve edebiyat rüzgarlarının estiği adalarda huzur duymamızı sağlar. Bazıları insanların yalnız olmadıklarını bilmek için okuduklarını söyler. Kimileri için okumak günlük hayatlarının daha canlı ve anlamlı kılmaya yarar. Bir kitabın içinde kaybolmak, beyninizi besleyen, eğiten, özgürleştiren ve güçlü kılan bir egzersizdir. Okumak ve kitaplar dünyaları ve kültürleri aşan, zamanın ötesine ulaşan güzelliklerdir. İnsanlığı bir nesilden diğerine aktarılan mirasıdır. Bir insan ancak okuma faaliyetiyle eş zamanda dünyanın pek çok yerinde bulunabilir. Zaten böyle bir durumda özgürlük kesinlikle yani var olan bir şeydir.
Geçtiğimiz aylarda Anadolu Mektebi'nin bir programında birisi bu dünyaya sığamamak ifadesini kullanmıştı. Ve bu o kadar güzel bir ifade ki, okuma faaliyeti bu dünyaya sığamayan insanlara sınırlar olmayan bir dünya armağan ediyor. O dünyada kendi adalet istersek adaletle karşı karşıya kalıyoruz. Eşitlik istersek eşitlikle yüz yüze geliyoruz. Ve bazen düşman istersek kendimizle savaşabiliyoruz. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir durum var. 10 yaşındaki bir çocuğa da seslenseniz ihanete uğradığını söyler. 50 yaşındaki birine de seslenseniz ihanete uğradığını söyler. İkisininki de çok farklı kulvarlarda ve çok farklı şeylerdir. Onlara ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir insan kendine ihanet edemez. Yani evet kendisiyle düşman olabilir, kendine savaş açabilir ama asla kendine sırtını dönemez. Ve okumak aslında bizim kendi benliğimizi bulmaktır. Onlar da okudukları zaman kendi benliklerini bulurlarsa asla ihanete uğramayacakları bir dünyayla karşı karşıya gelmiş olurlar. Eski filozoflar, kitap sana cefa çektirmeyen bir öğretmendir. Onunla meşgul olmayı bıraksan da onun sana olan faydası devam eder demişler. Yani düşündüğümüzde okumak aslında bizim için mümit bir zenginlik. Peki okumanın eleştirel düşünce ve muhakeme yeteneğiniz hakkında yararı nedir? Eleştirel düşünme daha çok muhakeme ile ilişkilidir. Bu muhakeme hataların ve eksiklerin bulunması içerilebilir. Ancak vurgu daha çok sorgulama, analiz etme ve böylece probleme çözüm bulma üzerindedir. Okurken insan sorgular. Burada neden böyle söylemiş? Analiz eder ve kendince doğruyu bulur. Muhakemeden kastımız burada, insan hayatı boyunca her zaman muhakeme içerisindedir. Doğru ve yanlış ayırmak için. Eleştirel düşünce ise hayatını kolaylaştırır. Tabii ki burada kitap okumanın faydası ilk başta yazabileceğimiz faydalar arasında gelir. İnsan okurken sadece kendi zihnini ele almaz. Farklı insanların zihinlerini, farklı bakış açılarını, farklı ideolojileri, farklı yaşamları ele alarak onların hayatını görür, onların gözünden hisseder, yaşar. Yani okumak öyle bir eylemdir ki size hayatınızı belirleyecek safhalarda karar vermenizi kolaylaştırır. Aslında başından beri anlatmaya çalıştığım gibi okumak bir ömre onlarca hayat sığdırmaktır. Şimdi bana şunu söyleyebilirler. Ya sen sadece okuyorsun. Okuduğun bir yazarın nasıl olur da ya da bir karakterin tüm hayatını yaşayabilirsin. Sen onunla beraber kalmıyorsun ki. Nasıl onun deneyim ve tecrübelerini elde edebilirsin? Ya da nasıl onun fikirleriyle bazı şeyleri eleştirebilirsin? Yani buna cevap olarak şimdi sokağa çıksak. Milli mücadele yıllarında tekalifi milli emirleri hakkında eleştiri veya yorum yapmalarını istesek birçok kişi buna cevap veremez. Ama Akif okuyan bir öğrenciye getirsek, Akif'ten anladığı kadarıyla o dönem hakkında bir yorum yapabilir. Hatta kendini ilerletirse günümüz ve o gün arasındaki bir ayrımı yapabilir ve o zamana göre bir kıyaslama da yapabilir. Şöyle söyleyeyim, bu Akif okumalarından devam etmek istiyorum. Akif okumalarını iyice derinleştiren bir kişi Akif'in 63 yıllık ömrünü kendi ömrüyle özümseyebilir. Yani o zamanı da Akif'in düşünce dünyasıyla eleştirip geçmiş ve bugün arasında bir bağlantı kurarak o günün sorularına bugün cevap bulabilir ya da tam tersine bugünün sorularına o zamandan cevap bulabilir. Böyle bir durumda zaten muhakeme yeteneğimiz, eleştiri yeteneğimiz, doğru ve yanlışı ayırabilme kabiliyetimiz oldukça gelişiyor. Özetleyici niteliği olması bakımından ben size şöyle de bir soru yöneltmek istiyorum. Okumaktan fayda ummalı mıyız yoksa hayatımız zenginleşsin, bakış açımız genişlesin diye mi okuyalım? Evet, bence ummalıyız. Neden mi? Efendim, kitap insanın bilgi ve kültürünü arttıran, kelime hazinesini zenginleştiren, dili kullanma becerisini güçlendiren ve düşünce ve yaşam ufkunu genişleten en etkili araçtır. Kitap okumak, özgürce farklı diyarlara gitmektir. Ruhun raihası, rüzgarı, reçetesi kitaptır. Okumak, aydınlık bir dünya kurmaktır. Okumak, kirlenmiş, istenmiş hayatı aklamaktır. Okumak, köhnemiş zihinleri ve fikirleri paklamaktır. Okumak, yaradan, yar eden neyi yasaklamışsa yapmamaktır. Okumak, aziz elçisinin gösterdiği yoldan sapmamaktır. Eskiler ne derdi? Yolu kütüphaneye düşmeyenleri hapishanede bulabilirsiniz. Aslında okumanın birçok zorluğunu, biz okumanın çok önemsendiği bir ülkede yaşadığımız için atlatabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ülkemizde
Yani yüzlerce hatta binlerce kitap var. Yabancı dillerden çevrilen kitapları da hesaba katarsak milyonlarca kitap var. Ve biz bunca kitabın arasında hangi doğru kitabı nasıl bulacağız? Ya da hangi kitabı okuyacağız? Bu sorulara cevap bulamıyoruz. Bu durumlarda bunu şöyle izah edeyim. Zehirli bir tarla düşünün. Ve bu tarlanın içinde ender yetişen çiçekler var. Birkaç taneler ve her tarafa dağılmış bir vaziyetteler. Sizin bütün zehirlerin arasından onları bulmanız gerekiyor. Ama yer yön bilmiyorsunuz. Sizi yönlendiren yok. Arada bir bulduğunuz çiçeklerle ruhunuzdaki açlığı biraz olsun tatmin etmek istiyorsunuz. Ama ülkemizde buna yönelik bazı çalışmalar var ve Anadolu Mektebi de bunlardan birisi. Anadolu Mektebi'nin başındaki Sami Hocamız bize diyor ki, ya bu tarlanın yanında, yöresinde dolanan varsa ya da içine girip biraz olsun zehir tatsa da gerçek güzelliği görmek isteyen varsa gelin ben size bütün çiçekleri topladım, önünüze seriyorum. Ve burada size en çok hitap eden hangisiyse onu seçin ve onu okuyun. Biz yani onlarca zehrin arasında boğulmaktansa direkt çiçeklerle tanışıyoruz. Ve o kadar güzel bir şey ki çiçeklerin arasından bile kendimize hitap edeni seçebiliyoruz. Bu bakımdan ben hani bu vesileyle Anadolu Mektebi'nin yürütme kurulu başkanı Sami Güçlü hocamıza, aynı zamanda Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'ya, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya, Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal'a ve Aksaray İl Başkanımız Ayşe Karaman'a teşekkürü borç bilirim. Şöyle söyleyeyim, bizim zihnimizde okuduğumuz zaman çok sayıda soru beliriyor ve bunlar çoğu zaman tek başımıza cevaplayamayacağımız veya ömür boyu cevabını arayacağımız sorular oluyor. Bizimle aynı derdi paylaşan veya aynı sancılarla kıvranan insanları gördüğümüz zaman onlara sorularımızı yöneltebiliyoruz ve sorularımızı onlarla beraber cevap bulabiliyoruz. Büyüklerimiz tecrübe ve deneyimlerini de bizim önümüze seriyorlar ve biz onların açısından da bakarak okuduğumuz yazarları tekrardan sindirebiliyoruz ve sorularımıza daha mantıklı, daha gerçekçi ve çok daha kısa sürede cevap buluyoruz. Sizlere katılımınız ve cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Edebiyat Defteri adlı programımızın ikinci yayını burada da sona ermiştir. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.